Welcome to Çiçek Bebiz Channel. Çiçek Bebeğin kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde hırka ve şapka takımımızla ekranlarınıza bahardan esintiler getirdik. Hırkamızı ve şapkamızı mine mine çiçek aplikeleriyle süsledik. Mikro bakış atalım. 3 adet çiçeğimiz, 2 adet yaprağımız, Çiçeklerimizin içerisine yarım ince düğmeler kullandık. Şapkamız bu şekilde. Hırkamıza da mikro bakış atalım. Düğmelerimizde hırkamızın ebruli rengiyle uyumlu 5 adet düğme hırka ve şapka takımımızın yapımı için gerekli olan malzemelerimiz. 100 gramı 280 metre uzunluğunda %100 akrilik, ebruli bir iplik, 3, 3,5 milimetrelik tığ, 5 adet takımımızla uyumlu gül desenli düğmelerimiz. 3,5 milimetrelik tığımız ile 71 zincir çekerek Örgümüze yaka kısmından başlıyoruz. 71. zincir yuvama tırnağımla şöyle bir işaret bırakıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Ve işaretli olan yuvamanın içerisine giriş yaparak bir tane sık iğne oluşturuyorum. Ardından bakın şu birinci e, sıramın birinci ilmeğini oluşturuyor. Yanına aynı şekilde sık iğneler çalışıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sık iğneyi yan yana çalıştım. Tığıma ip doladım. Bir tane yarım trabzan çalıştım. Tığıma ip doladım. Takip eden yuvanın içerisine iki çekimden oluşan bir tam trabzan oluşturdum görüldüğü üzere 11 tane zincir yuvasını ön parçam için çalışmış durumdayım 1 2 zincir çekiyorum ve e, takip eden yuvanın içerisine iki çekimli bir tam trabzan oluşturuyorum şimdi yapmakta olduğumuz bölüm içinde kol parçam için ayrılacak olan bölüm birinci trabzanı oluşturduk yanına 12 tane daha tam trabzan çalışarak 13 trabzanlık bir çalışma yapacağız. 13 tam trabzanımı uyguladım. 2 zincir çekiyorum. Ardından takip eden yuvanın içerisine giriş yaparak yan yana 23 tane tam trabzan uyguluyorum ve böylece arka parçayı da belirlemiş oluyorum. 23. tam trabzanımı da uyguladım ve arka parçamın ayırımını bitirdim. 2 zincir çekiyorum. Takip eden yuvanın içerisinden başlamak üzere yan yana 13 tane tam trabzan uygulayarak ikinci kolumun da bölgesini belirlemiş oluyorum. 1 2 13. tam trabzanımı da uyguladım ve ikinci kol parçamı da belirlemiş oldum. 1-2 zincir çekiyorum ve devam eden yuvanın içerisine bir tam trabzan uyguluyorum ardından yanına yarım trabzan dediğimiz bir uygulama yapıyorum o da biliyorsunuz tığımıza ip doluyorduk e, zincirin içine e, şu şekilde giriş yapıp bir ilmek yakalıyorduk üçünü bir arada örüyorduk bu uygulamaya da yarım trabzan diyorduk demek ki son parçam olan diğer ön parçam için bir tam trabzan uyguladık yanına da bir yarım trabzan yaptık ardından kalan 9 tane ilmek yuvasına da 9 adet yan yana sık iğne uygulayarak ön parçam içinde 11 zincirlik yuvayı doldurmuş oluyor Evet ilk sıramı bitirdim bile ne yapmıştık 71 tane elimizi çok sıkmadan zincir çekmiştik ardından e, şu şekilde 71 zinciri bölüştürmüştük 11 adet bir ön için 13 e, bir kol için 23 arka parçam için 13 diğer kolum için ve 11 zincir yuvamı da diğer önüm için ayırmıştım bakın dikkatinizi çekiyor zannediyorum önlerde ve diğer önümde şöyle sık iğne uygulamaları yaptık sebebi ne? bir süre sonra sıralarımızı ilerlettiğimizde yakamızda şiş işlerinde de uygulanan kısa satır çalışması gibi yakayı boyuna değip e, boyunu tahriş etmekten kurtaran hafif bir yuvarlaklık ve açıklık vermek adına yapmıştık bu uygulamanın güzelliğini sıralarımızı ilerlettiğimizde daha güzel göreceğiz birinci sıramızı bu şekilde tamamladık ardından bakın bir zincir çekerek ikinci sıramız için örgümüzün ters yüzündeyiz hemen zincir çıkış e, bakın zincir çıkışımın dibinde bulunan yuvaya giriş yapıyorum ve ilk çekimden oluşan bir tam trabzanla ikinci sırama başlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve örgümden bir yuva atlıyorum. Yan yuvaya bir adet tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Uygulamamdan bir yuva atlıyorum. Diğer yuvanın içine giriş yaparak bir tam trabzan çalışıyorum. Bir zincir çektim. Aşağıdan bir yuva atladım. Yan yuvanın içerisine giriş yaptım. Bir tam trabzan, bir zincir çektim. Uygulamadan bir yuvaya atlıyorum yan tarafa. Bir tane tam trabzan, bir zincir çekiyorum. Bakın yine görmüş olduğum alt sıradan bir yuva atlıyorum. Yan yuvanın içerisine tutunarak bir tam trabzan uyguluyorum. Bu şekilde görüldüğü üzere artma zincirinin direkt dibindeyim. Hemen yeniden bir zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine yöneliyorum. Bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından bir iki zincir çekiyorum. Yeniden zincirimin içerisine yönelip bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum ve bakın direkt ilk trabzanımın üzerinde bulunan yuvanın içerisine giriş yaparak kol parçam için ayrı, ayırdım parçaya çalışmaya başlıyorum. Ardından bakın bir zincir çekiyorum. Uygulamamdan bir yuva atladım. Yan yuvanın içerisine bir trabzan. Bir zincir çektim. Bir aşağıdan bir yuva atladım. Yan yuvanın içerisine bir tam trabzan. Bir zincir çekiyorum. Uygulamadan bir yuva atlayalım. Yan yuvaya bir tam trabzan. Bir zincir çekelim. Uygulamadan bir yuva atladık. Yan yuvanın içerisine bir trabzan. Bir zincir yine bir yuva atlayıp yan tarafa. Bir tam trabzan bir zincir çekiyorum uygulamadan bakın takip eden yuvaya atlıyorum yan yuvanın içerisine yeniden bir, bir tam trabzanla e, direkt zincir e, şu şekilde artma yuvasının dibindeyiz görüldüğü gibi yeniden bir zincir çekiyorum yuvanın içerisine yönelip bir tam trabzan uyguluyorum sadece bakın şu artma yuvaları içerisine iki zincir çekerek e, şu artma yuvasını daha bariz, daha geniş yapıyoruz. Diğer tüm uygulamalarının içerisinde sadece birer zincir çekişi var. Şimdi ne yapıyoruz? Artma yuvasındayız ve bir artma yuvası uygulamak için iki zincir yapıyorum ve yeniden e, köprümün içerisine yönelerek bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından bir zincir çekerek bakın arka parçam için başlangıçtaki İlk trabzanımın üzerindeki yuvanın içerisine bir tane tam trabzan uyguluyorum. Ve yeniden bir zincir uygulamadan bir yuva atla yan yuvanın içerisine bir trabzan. Bir zincir uygulamadan bir yuva atla yan yuvanın içerisine bir zincir şeklinde arka parçamı da bu şekilde artma noktasına kadar ajurlar kutucuklar yaparak ilerletelim. Evet ikinci sıradayız ve arka parçamızın da bakın artma noktasına kadar olan bölümünü ajurlar kutucuklarla çalıştık. Buraya kadar her şey normal. Bir zincir çekiyoruz uygulamadan bir yuva atlıyoruz yanına tutunuyoruz bir trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın artma zincirinin içerisindeyiz direkt dibindeyiz ne yapıyorduk artma yuvasına yönelirken bunu özellikle teferruatla anlatıyorum çünkü örgümüz bir düz sıradan, bir kutucuklu ajur sıradan, bir düz sıradan, bir kutucuklu ajur sıradan oluşuyor. Yani şunu kavradığınız an tüm robanın çalışması buraya bağlı ee, anlamışız demektir. Bakın şu pozisyondayım. Bir zincir çekiyorum. Köprümün içerisine giriş yapmadan önce bir zincir çektim. Köprümün içerisine bir tam trabzan uyguladım. Buraya kadar her şey normal. Ardından köprünün içerisine bu tam trabzanı yaptıktan sonra... Bir iki zincir çektim ve köprünün içerisine yönelerek bir tam trabzan uyguladım. Gördüğünüz gibi köprünün içerisine bir V oluşturduk. Ardından bir zincir çekiyorum ve direkt bakın diğer parçaya başlangıcımız olan trabzanın üzerindeki ilk yuvaya giriş yapıyorum. Bütün artış olayı bu. Bunda şaşırmadığımız zaman artık olay otomatik olarak kendiliğinden gidecek. Bir zincir çekiyorum ve uygulamadaki takip etmem gereken yuvaya atlıyorum. Direkt yan yuvanın içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çek. Atla yanındaki yuvanın içerisine. Bir zincir çek. Uygulamadan bir yuva atla yan yuvanın içerisine giriş yap. Ve bir trabzan. Bir zincir çek. Uygulamadan bir yuvaya atla yan yuvaya. Şöyle. Bir zincir çek. Uygulamadan yuvaya atla yan tarafa bir zincir çek Evet bakın kol parçamızda ikinci kol parçamızın ajurunu da bitirmek üzereyiz uygulamadan yuvaya atla ve direkt yan yuvanın içerisinde bir trabzan yap buraya kadar her şey normaldi köprü içerisine girerken de ne yapıyorduk yeniden bir zincir çekiyorduk ve köprümüzün içerisine normal bir trabzan uyguluyorduk ardından bu ilk trabzanı yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyoruz ve yeniden köprünün içerisine yönelip bir trabzan uyguluyoruz. Böylece artmamızı da yaptık. Bir zincir çekiyorum. Ve direkt bakın şu V'nin dibindeki ilk trabzan üzerindeki ilk yuvanın içerisine bir trabzan uyguluyorum. Bunu da anladıysak artık ne yapıyorduk? Bir zincir çekip uygulamadan bir yuva atlayıp yan yuvanın içerisine bir trabzan. Bir zincir çekiyoruz uygulamadan yuva atlıyoruz. Yan yuvanın içerisine bir trabzan. Bir zincir çek bir yuva atla yan tarafa bir trabzan bir zincir çek uygulamadan bir yuva atla yan tarafa yeniden bir zincir çek uygulamadan bir yuvayı atla ve bakın direkt yan tarafa bir tane trabzan yap şeklinde kurulumuzu kutucuk kurulumunu yapmış durumdayız şu sırada eğer bu sırayı itina ile şu artma noktasında dinlerseniz ve anlamadığınızda tekrarlarsanız Tüm rovanın kutucuk arttırım çalışması bu. Yani her kutucuk sırasında aynı çalışmayı yapacağız. Değişen hiçbir şey olmayacak. Şu düz sıradaki şimdi başlayacağımız olan 1, 3, 5, 7 gibi tek sıralardaki şu bütün çalıştığımız sıralardaki artma işleminde kavradığımızda olay bitmiştir. Sürekli sırası geleni aynı şekilde tekerrür ederek robamızı çalışacağız. Evet ikinci sıraya beraberce bitirdik bakın şu pozisyondayım bir zincir çekiyorum örgümün diğer yüzündeyim yani ön yüzündeyim bütün olarak ördüğümüz sıralar örgümüzün her zaman ön yüzüne denk gelecek ve bir üç beş yedi gibi tek sayılı sıralar olacak Şimdi hemen çıkı zincirimin dibinde bulunan yuvadan başlamak üzere ilk trabzanımı iki çekimle oluşturuyorum. Ardından bakın boşluğum var. Yuvanın içerisine bir tam trabzan, ardından şu şekilde trabzan üzerindeki şu boşluğun içine giriyorum. Evet, boşluğun içine bir trabzan. Trabzanın üzerindeki yuvanın içerisine giriş yapıyorum, bir trabzan. Yani kutunun üzerine bir trabzanla dolduruyorum. Direğimin üstünde bulunan yuvanın içerisine de bir trabzan uyguluyorum. Kutunun içerisine bir trabzan. Direğimin üzerine bulunan yuvanın içerisine giriş yapıyorum, bir trabzan. Kutumun üzerine bir trabzan. Bakın trabzan direğimin üzerindeki şu boşluk yuvaya giriyorum. Bir tam trabzan. Evet yuvamın içerisinde trabzan. Ve bakın direğimin üzerinde bulunan yuvanın içerisine giriş yaptım. Bir tam trabzan yaparak ne yaptım? Kutucuklarının üzerine güzel bir şekilde doldurdum. Şimdi artma yuvasının direk içine müdahale etmem lazım. Ne yapıyoruz? Bakın dolu sıralarda da hep bu artmayı uygulayacağız. Bunu kavradığımız an artık tüm rovayı rahatlıkla örebiliriz istediğimiz sıra halinde. Bakın zincirin içerisine giriş yapıyorum. Bir ve iki tane trabzanı yan yana örüyorum. Ardından bir iki tane zincir çekiyorum. Yeniden bu zincir yuvasının içerisine giriş yapıyorum. ve bir, bir ve iki trabzan uyguluyorum. Dolu sıralarımda yapacağım uygulama da bu zincir yuvanın içerisine giriş yapıyorum yan yana iki tane tam trabzan iki zincir çekiyorum yeniden yuvanın içerisine yöneliyorum bir ve iki trabzan yan yana yapıyorum dolu sıralarımda gördüğüm her artma noktasına uygulayacağım artma olayı da bu diğerlerinde de birkaç kere göstereceğim sizlere bakın karıştırılacak hiçbir şey yok bu artma da bu şekilde dolu sıraların artması da bu şekilde Evet artma işlemimiz bittiğine göre hemen ilk trabzan direğimin üzerinde bulunan yuvadan başlamak üzere çalışmayı başlatıyorum. Bakın bir e, boşluğum var üzerine bir tam trabzan bir trabzan direğim var üzerindeki yuvanın üzerine bir trabzan boşluğa bir trabzan. Evet trabzan direğin üzerindeki şu yuvaya bir trabzan şeklinde kolumuzu da doldura doldura çalışalım ve diğer artma noktasına beraberce ulaşalım. Bakın boşluğun üzerine bir trabzan. Trabzan direğimin üzerindeki şu yuvanın içerisine bir trabzan. Böylece sayımızı aynı şekilde muhafaza ediyoruz. Bir artma ve eksilme şu doldurmalarda olmuyor. Artma noktalarında artış sağlıyoruz. Evet kutumuzun üzerine doldurmuşuz. Trabzan direğimizin üzerindeki yuvaya bir trabzan. Kutumuzun üzerine bir uygulama. Trabzan direğimin üzerindeki yuvanın üzerine bir uygulama. Kutumuzu doldurduk. Trabzan direğimizin üzerine bir trabzan çalıştık. Yine bir kutumuz var. Doldurduk ve trabzan direğimizin üzerindeki yuvayı da çalıştık. Bakın ne yaptık? Artma yuvasının dibine kadar geldik. Şimdi artma yuvasının içerisine dolu sıradaki çalışmayı görüyoruz. Yöneldik. Bir ve iki tane yan yana e, trabzan çalıştık bir iki zincir çektik ve yine aynı köprünün içine yönelerek iki tam trabzan daha uyguladık böylece artma çalışmamızı bu yuvacıkta da tamamlamış olduk ardından bakın ilk trabzan direğinin üzerindeki yuvadan başlamak kaydıyla çalışarak kutucuğun üzerine bir trabzan trabzan direğin üzerindeki yuvanın içerisine bir trabzan şeklinde doldura doldura ilerliyoruz ve bakın şu şekilde doldurma işlemini yapacağız ne yaptık artma zincirimizin içerisine geldiğinde de hemen diğer iki örneğimizde de yaptığımız gibi yuvanın içerisine iki tam trabzan uygulayacağız iki zincir çekeceğiz yeniden yuvanın içerisine yöneleceğiz ve iki tane tam trabzan uygulamasıyla artma işlemini tamamlayacağız ve ilk direğin üzerindeki yuvadan başlamak kaydıyla trabzanlar yapacağız kutunun üzerine bir trabzan, direğin üzerindeki yuvanın üzerine bir trabzan şeklinde doldurma işlemini tamamlayacağız. Bakın tüm ön sıralarda şu dolu sıraları çalışacağız ve bu artma işlemini yapacağız. Tüm örgümüzün ters yüzü, yelimizin de iç yüzünde de kutucukla çalışacağız. Kutucuklarda da ile tüm sıra boyunca size göstermeye çalıştım. Şaşırdığınızda tekrarlayabilirsiniz, bakabilirsiniz ki şaşıracak bir şey yok. Elimden geldiğince muntazam anlatmaya çalıştım. Kutucuklu sıralarda her dolu sıranın ardından örgümüzün diğer yüzüne yöneldiğimizde de kutucuk ajur uygulamalarını yapacağız. Onların da artışını dört yerde sizlere göstermeye çalıştım. Bu şekilde robamızı ilerletelim ee, ve ilerleyen safhada görüşelim. Evet az evvel sizlerle kurallarını belirlediğimiz şekilde örgümü ilerlettim. Ee, bakın kutucuk dolu sıralar, kutucuk sıraları, dolu sıralar, kutucuk sıraları şeklinde beraberce sayalım. Kaç sıra çalışmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra çalışmışız. Ee, görüldüğü üzere de güzel bir uygulama oldu. 11 sıranın içinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dolu sıram var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de kutucuklu bir zincir çekiyorum ve 12. sırayı örmek üzere örgümün diğer yüzüne yöneliyorum. İlk çıkış zincirimin dibi dahil olmak üzere hemen bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum, bir yuva atlıyorum, takibine bir trabzan ve devamında da bir trabzan yapıyorum. Bu sıraya özel Trabzanlarımız yan yana ikişer tane olacak. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum. Yan yuvaya bir trabzan ve takibine de bir trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum, bir yuva atlıyorum. Bir trabzan yapıyorum, takibine de bir tam trabzan şeklinde bu uygulamayla koltuk altına kadar ilerliyorum. Evet, ön parçamı tamamlamak üzereyim. İki trabzanı yan yana oluşturdum. Bir boşluk atlıyorum, bir zincir çektim ve kalan iki trabzanımın üzerine de şu şekilde iki trabzanla kapatıyorum koltuk altı zincirme ulaştım bile bir zincir çekiyorum koltuk altı bakın artma noktamda hemen içerisine iki tane trabzan uyguluyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum artık bu noktada kollarımı gövdeden ayıracağım bir koltuk altı oluşturmak amaçlı 3 zinciri çekiyorum kol parçamı atlıyorum ve bakın artma noktasının içerisine giriş yapıyorum hemen 2 tane tam trabzan uyguluyorum böylece kollarım gövdeden ayrıldı güzel bir koltuk altı da oluşmuş oldu bir zincir çekiyorum ve arka parçama özel olmak üzere şimdi göstereceğim uygulamayı yapacağım bu uygulamayı şu koltuk altında ve diğer kol altına ulaşırken diğer noktada birer kereye mahsus yapacağız. Sebebi bu güzel ajurlu sistemin güzel bir şekilde eksiksiz oturtulabilmesi için. Bakın. Artma noktasının içine iki trabzan uyguladım. Bir zincirini de çektim. Hemen ilk zincir ilk trabzanın üzerindeki yuvanın içerisine giriş yapıyorum ve içerisine iki adet aynı yuvaya iki adet trabzan uyguluyorum bir zincir çekiyorum bir yuva atlıyorum ve yan yana iki trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum aşağıdan bir yuva atlıyorum yan yuvanın içerisine ve takibine birer trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir yuva atlıyorum takibine bir trabzan ve devamında bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum uygulamamı aynı şekilde diğer koltuk altıma kadar bu şekilde ilerletiyorum Evet, bakın sırt parçamı da aynı kuralla iki e, yan yana iki trabzan, bir zincir bir boşluk atla, yan yana iki trabzan şeklinde ilerlettim. Bakın koltuk altıma iki yuva kala durdum. Az evvel arkaya özel yaptığımız şu hani bir e, trabzan yuvasına. İki trabzanı beraberce uygulamıştık ya aynı uygulamayı da buraya yapacağımız için sizlerle de paylaşmak istiyorum bakın iki trabzanı uyguladığımıza göre bir zincir çekiyorduk bir yuva atlıyorduk yan yuvanın içerisine tutunuyorum ve yine bir kere daha tekrarlıyorum sadece arka parçama ve bir kereliğe mahsus olmak üzere aynı yuvanın içerisinde tam şu koltuk altında aynı yuvanın içerisine iki tane trabzan uyguluyorum böylece desenimiz güzel bir denklikte oturmuş oluyor bir zincir çekiyorum artma noktamın içerisine yöneliyor ve yan yana iki tane trabzan uyguluyorum şöyle ipimi bir hazırlayayım evet şimdi koltuk altı parçamı oluşturmak üzere 1 2 3 zincir çekiyorum kol parçamı atlıyorum ve artma yuvasının içerisine giriş yapıp hemen yan yana iki tane tam trabzan uyguluyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve ilk trabzan direğimin üzerindeki yuvadan başlamak üzere bakın yan yana iki tane trabzan uyguluyorum bir zincir çekiyorum bir yuva atlıyorum örgümden yan yuvan içerisine bir trabzan ve takibine de bir trabzan yaparak aynı usulde bir zincir çek aşağıdan bir yuva atla yan yuvaya tutun ve yan yana iki tane trabzan oluştur kuralı ile sıramın e, bitişine ulaşıyorum Evet ve sıramın sonuna ulaştım. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım aşağıdan. Ve bakın son yuvamada bir trabzan yaparak sıramı bitirmiş oldum. Sıramın başlangıcı da bu 12. sıramın başlangıcı da bakın bir trabzan, bir zincir ve iki trabzan, iki trabzan şeklinde ilerliyordu. Burası da aynı şekilde güzel bir şekilde denk geldi. İki tane trabzan, bir zincir yuvası atladık ve bir trabzanla da sıramızı tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyorum ve 13. sırayı örmek üzere örgümün ön yüzüne yöneliyorum. Hemen çıkış ilmeğimin dibindeki yuvadan başlamak kaydı ile İki çekimli bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından bakın kutucuğumun üzerine bir, iki, üç tane tam trabzan uyguluyorum. Şu trabzan üzerindeki yuvaları atlıyorum. Kutucuğumun üzerine giriş yapıyorum. İçerisine bir, iki, üç tane tam trabzan uyguluyorum. Bakın trabzanların üzerindeki yuvacıkları atlıyorum. Direkt kutu içerisine yöneliyor ve yan yana üçer tane trabzan yaparak koltuk altına doğru ilerliyorum. Evet her kutucuğun içerisine üçer tam trabzan uygulayarak ilerledim. Bakın şimdi şu pozisyondayım. Koltuk altım için 3 tane zincir çekmiştim. Onun 1, 2, 3 zincir yuvasından ikinci olanın içerisine giriş yapıyorum ve aynı yuvanın içerisine 3 tane tam trabzan uygulayarak dolduruyorum böylece desenin devamlılığını güzel bir şekilde de sağlamış oluyorum ardından bakın hemen şu iki kutucu iki trabzan yuvasına atlıyorduk biliyorsunuz kutucuğun üzerine yönelerek içerisine 3 trabzan uyguluyorum ve yine aynı şekilde arka parçamı her kutu Diğer koltuk altı parçama kadar ilerletiyorum. Evet arka parçamı da çalıştım. Bakın koltuk altına ulaştım. Koltuk altında 1, 2, 3 tane zincirimiz vardı. Bir değil ikinci yuvanın içerisine giriş yapıyorum. Ve aynı yuvanın içerisine 3 tane tam trabzan uyguluyorum. Ardından böylece desen devamlılığımı oluşturmuş oldum. Ardından yeniden her kutucuğun içerisine giriş yapıp üçer tane tam trabzan uygulayarak sıramın sonuna ulaşıyorum. sıramın sonuna ulaştım son kutucuğumun içerisine de 3 tane trabzan uyguladım ve son trabzan yuvamın içerisine bir trabzan yaparak sıramı kapattım bir zincir çekiyorum örgümün diğer yüzündeyim hemen şu çıkış zincirimin dibinde bulunan yuvaya bir tam trabzan uyguluyorum ardından bakın şu üçlü grubum var ya üçerli trabzan doldurduk şu üçlü grubun ortasındaki trabzanın üzerinde bulunan şu boşluğun içerisine hemen bir tam trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, yeniden aynı yuvaya yönelip bir trabzan yapıyorum ve şöyle ve şeklini oluşturan bir model uyguluyorum. Ardından yeniden diğer üçlü grubun ortasında bulunan trabzan üzerindeki yuvanın içerisine giriş yapıyorum, bir trabzan uyguluyorum, bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yönelip, bakın ve işaretli modeli uyguluyorum. Yeniden üçlü gruba yöneliyorum. Ortasında bulunan trabzanın üzerindeki yuvaya giriş yapıyorum. Bir trabzan uyguluyorum, bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir trabzan daha uyguladım ve şekilli modeli uyguladım. Bir kere daha yapalım. Bakın üçlü grubu buluyoruz. Ortasındaki trabzanın üzerinde bulunan yuvacığın içerisine giriyoruz. Bir trabzan uyguluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya yönelip bir trabzan daha yaptık. Ve işaretini oluşturduk. Ne yapıyoruz? Desen kurulumu çok basit. Üçlü grubu buluyoruz. Ortasındaki trabzan direğinin üzerindeki yuvanın içerisine giriş yapıp şöyle bir V modeli uyguluyoruz. Tüm sırayı bu şekilde V modelleri yaparak sıra sonuna kadar uygulayalım ve sıra sonuna erişelim. V desenlerimi uygulayarak sıramın sonuna ulaştım. Son V desenimi de uyguladım ve bakın son trabzan yuvamada bir trabzan yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyor ve örgümün diğer yüzüne yöneliyorum. Ve kurulumlarını yaptıktan sonra üzerindeki sıra bu V'lerin içerisine doldurma sırası olacak. Bakın ilk çıkış zincirimin dibinde bulunan yuvaya bir tam trabzan uyguladım ve sıramı başlattım. Şu an V desenimin içerisine hemen giriş yapıyorum ve yan yana 3 tane tam trabzan uyguluyorum. Ardından diğer V desenimi buluyorum. Hemen içerisine yönelip yan yana 3 tane tam trabzan uyguluyorum. Desenimiz bu şekilde basit ama genel görselde çok güzel olan bir desen. Hemen V desenimi buluyorum. İçerisine yönelip 3 tane tam trabzan uyguluyorum yan yana. V desenimi buluyorum. Yan yana 3 tane tam trabzan uyguluyorum. Evet sıramız bu şekilde devam edecek. Tüm V desenlerin içerisine 3'er trabzan uyguluya uyguluya sıramızı tamamlayacağız. Evet V desenlerimin içerisine 3'er trabzan uygulamasını da bitirmek üzereyim. Bakın son trabzan yuvamın içerisine bir trabzan yaparak sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve örgümün diğer yüzüne yöneliyorum. Yeniden ve modellerinin yapım sırasındayız. Bir sıra ajur kuracağız. Bir sıra üzerlerini kapatacağız. Bir sıra ajur, bir sıra kapatma şeklinde modelimiz şu iki e, figürün tekrarı şeklinde ilerleyecek. Bir kere daha V desenleri nasıl oluşturduğumuzu görelim. Çıkış zincirimin dibindeki yuvadan dahil olmak üzere hemen bir trabzan oluşturdum. Ardından şu üçlü gruplarıma bakıyorum. Ortadaki trabzan direğinin üzerinde bulunan şu yuvanın içerisine giriş yapıyorum. Bir trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyor. Aynı yuvaya yeniden yöneliyorum ve bir trabzan daha yaparak bir V figürü oluşturuyorum. Ardından diğer üçlü trabzan grubunu buluyor. Orta direkteki orta direğin üzerindeki yuvaya giriş yapıyorum. Hemen bir tam trabzan bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yöneliyor ve bir trabzan uygulayarak V figürünü oluşturuyorum. Bir kere daha yapalım. Üçlü trabzan grubunu buldum. Orta direğin üzerinde bulunan şu yuvacığın içerisine giriş yapıyorum. İçerisine bir trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyor. Aynı yuvanın içerisine yöneliyorum ve bir trabzan daha yaparak ve figürünü oluşturuyorum. Zannediyorum modelimizin e, ilerletilmesi anlaşıldı ve figürler için bu her zaman için örgümüzün ters yüzü yani hırkamızın iç yüzüne denk gelecek şu ve ajurların kurumu hemen üçlü trabzan grubunu bulacağız. Orta trabzanın üzerindeki yuvacın içerisine giriş yapacağız bir trabzan, bir zincir çekeceğiz bir trabzan daha yaparak ve figürlerini oluşturacağız sıramız bu şekilde ve takip eden sıralarda sürekli bu şekilde ilerleyecek ee, arka yüze döndüğümüzde de ne yapıyorduk ve figürlerin içerisine üçer tane tam trabzan uygulayarak örgümüzün üzerini kapatıyorduk. desenimiz bu kadar basit fakat ilerlediğinde çok tatlı kıpır kıpır bir görsel elde edilecek örgümüzü bu şekilde Zaten bütün hale getirdik gövdemizi bu şekilde ilerletelim. Müzik